Efendim hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım. Atatürk'ü saygıyla, rahmetle, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Bugün 360 ekranlarında yine canlı yayında birlikteyiz. Gündem çok yoğun ama bugün 10 Kasım. Onunla başlamak lazım. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümü. Ülkemize kattıkları, ülkemize yaptıkları, bayrağımıza yaptıkları unutulmaz. Her 10 Kasım'da gerçekten insanın içinin burkulduğu anları yaşıyoruz. Türk halkı olarak ulu önderimize gerektiği, hak ettiği ilgiyi, alakayı, saygıyı ve sevgiyi her 10 Kasım'da gösteriyoruz. Bugün de saatler 9'u 5 geçtiğinde hayat bir anlığına, bir dakikalığına da olsa hepimiz için duracak. Ulu önderimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygı, sevgi, minnet ve büyük bir özlemle anıyoruz. Rahmetle, saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Çok bizim için çok değerli Atatürk. Peki, sevgili seyirciler hoş geldiniz. Spor Gecesi'yle birlikteyiz. @spor gecesi 360 Twitter adresimiz. Spor Gecesi 360 hashtag'ine soru, görüş ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca Spor Gecesi 360 Instagram hesabımızdan da son paylaştığımız fotoğrafın altına soru, görüş ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bu programı sizlerle birlikte yapıyoruz. Bugün flaş bir sonuç var. Yeni Malatya 5, Trabzonspor 0. Yeni Malatya senin çok fazla beğendiğin... Tam bir sürpriz. Tam bir sürpriz ama senin çok beğendiğin bir oyun mantalitesi olmayan bir takımdı. Yeni Malatya. Trabzonspor da 3 haftadır üst üste berabere kalan bir takımdı. Kazanma alışkanlığı, iyi oynayıp berabere kalıyordu ama kazanma alışkanlığını elde edebilmiş bir takım değildi. 3 haftalık beraberlik serisini belki Yeni Malatya karşısında bir galibiyet serisine dönüştürebilirdi. Burak Yılmaz'ın cezalı olması, eksikler Trabzonspor'un belini büktü diyebiliriz ama bu 5-0'lık skorunda karşılığı değil. Trabzonspor'un formasını giyen her futbolcu o formanın ağırlığını hissederek oynamalı. Ama bugün gördüğümüz kadarıyla Trabzonspor takımını oluşturan futbolcuların o ağırlığı çok da fazla hissettiğini söyleyemeyiz. Bu Trabzonspor'un kötü oynadığı anlamına gelmiyor. Malatya'da 5-0'dan daha farklı bir skoru elde edebilecek oyunu oynadı. Pozisyonlara da girdi. Maçtan sonra Trabzonsporlu futbolcuların tribüne gidip taraftarlardan özür dilemesi yani güzel bir şey ama çok da mana, çok da anlam ifade eden bir şey değil. Çünkü hani haftalardır kazanan bir takım olursunuz ve sürpriz bir sonuçla kaybedersiniz maçı. O zaman taraftarınıza gider özür dilersiniz. Ama 3 haftadır berabere kalan bir takımdan bahsediyoruz. Evet iyi oynuyor. Evet sezona iyi başladı. Ünal Karaman'ın bir sistemi var. Ünal Karaman'ın yapmak istediği bazı şeyler var. Takım içerisindeki futbolcuların göstermeye çalıştığı, bazı oyuncuların göstermeye çalıştığı önemli reaksiyonlar var. Ama bu reaksiyonlar maalesef ki skor tabelasına yansımadığı zaman ne yaparsanız yapın başarılı olamıyorsunuz. Trabzonspor önemli bir fırsatı ve birçok fırsatı aslında bundan önceki haftalarda da elinin tersiyle itmiş durumda. Trabzonspor şu Beşiktaş, anda zirvede olabilirdi. Beşiktaş ve Galatasaray puan kaybediyorken Başakşehir'e birazcık daha yaklaşabilecek birçok şansı eline geçirdi. Ama Trabzonspor bu şansı dediğim gibi elinin tersiyle itmeye devam ediyor. 5-0 önemli bir mağlubiyet. Trabzonspor'da ciddi sıkıntıları beraberinde getirebilecek bir mağlubiyet. Ama şunu da Trabzonspor taraftarı unutmasın. Çok ciddi anlamda mali kriz içerisinde olan bir kulüpten bahsediyoruz. Hep biz Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın o kadar önemli bir mali krizi yok ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mali krizlerini ön plana çıkartıyoruz. Unutulmasın ki Trabzonspor sezon öncesinde ligde oynayabilmek adına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan lisansı ligin başlamasına çok az bir süre kala alabilme hakkını elde etmişti. Dolayısıyla Bordo Mavili takımı mali dar boğazdan çıkana kadar Bordo Mavili takımın taraftarının takımına sahip çıkması en önemli olayların başında geliyor. Fenerbahçe taraftarı ligdeki pozisyona bakmadan takımını desteklemeye devam ediyor. Orada da bir değişim var Ali Koç'la birlikte. Trabzonspor'da da yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir teknik yönetim. Ünal Hoca'ya destek verilmesi gerektiğini düşünen bir spor adamıyım. Dolayısıyla Trabzonspor takımı ve Trabzon şehri takımlarına sahip çıksın, arkalarında durmaya devam etsinler. Çünkü bu ligin her haftasında, her geçen hafta yukarıdaki takımlar da puan kaybetmeye devam edecekler. Bu köprünün altından çok sular akacak gidecek. Ünal Hoca diyor ki maç sonunda oyun olarak bir sonucu hak ettiğimizi söyleyemem. Yani
5-0'lık bir mağlubiyet ama oyun olarak hak ettiğimi söyleyemem diyor. İlk yarı 2-0 geriye girdik ama ikinci yarı sahaya çıkarken içimizde bir inanç vardı. İkinci yarının hemen başlarında iki duran top golü bizi bitirdi diyor. Ya şimdi hocaya şunu söylemek lazım. O bitirdi, bu bitirdi. Zaten soyunma odasına 2-0 mağlup girdin. İki tane de hemen başlarda duran toplardan yediğin goller bizi bitirdi demek, bu doğru tarafı. Yani bu hocanın söylediğinin hani bizi bitirdi demek doğru tarafı. 4'ten sonra Trabzonspor bitti ki ciddi anlamda daha farklı bir mağlubiyetle karşı karşıya kalabilirdim Ordu Mavililer. Kabul edebileceğimiz bir sonuç değil, bizim için çok ağır bir sonuç. Bu formaya layık değil, kabullenmek zor diyor. Ama söylediğim gibi Ünal hocanın bir şeyleri yapabilme hem kabiliyeti var, hem ama yeteneği var. Yalnız, hem yeteneği var. Diyor. Bak hem şimdi Ali, ödemeler sıkıntı. Tamam, yabancılara ama yapıyorsun, yerlilere yapamıyorsun. Bir oynuyorsun ama puan kazanamıyorsun. Yani futbolda şans dediğin şey çok önemli. Trabzonspor'un yanında da sezon başından bu yana o şans bir türlü Trabzonspor'un yanında olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Hele ki böyle bir skorla kaybedince üzüntüm daha da artıyor. Kabul edilebilecek bir skor değil, çok ağır bir skor. Evet, futbolun içinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil. Şimdi Galatasaray'dan, yeni Fenerbahçe'den deplasmanında 5-0'la hangi büyük takım kaybederse teknik direktör sorgulanır. Aynen öyle. Ben onu söyleyecektim zaten. Yani siz Galatasaray deplasmanında, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında belki bu skoru elde edebilirsiniz ama gol atmak birinci önceliği olmayan bir futbol anlayışına sahip bir takımdan 5 gol yiyorsanız, bu Erol Hoca'nın ve yardımcılarının, ki Erol Hoca'yı çok severim, çok da başarılı bulurum. Futbolun sonuç odaklı bir oyun olduğunu düşünen ve ona göre mantalite yürüten ve ona göre bir oyun disipliniyle sahada mücadele eden takımı var. Ama siz Malatya'dan 5 gol yiyorsanız bunu bu sözlerle ifade etmek çok da mantıklı değil. Bunun bir karşılığı yok. İzleyicilerimizden Cihan Aldemir demiş ki abi Trabzonspor bu sene de şampiyon olamazsa bir 10 yıl daha olamaz zaten demiş. Trabzonspor yani bu sene gerçekten Trabzonspor şampiyon olabilir. Yani öyle bir futbol iklimi var şu anda. Yani büyüklerin sürekli puan kaybediyor olması Trabzonspor ve işte Kasımpaşa için. Ama Trabzonspor da kaybediyor. Yok. İşte Kasımpaşa için, zirvedeki diğer takımlar için ve en önemlisi belki de Başakşehir için çok önemli bir avantaj. Ve Başakşehir de kötü oynadığı maçları, mesela Beşiktaş maçını Abdullah Avcı da kendi kabul ediyor. Başakşehir takımı kötü oynadığı maçları da kazandığı için zirvede. Şimdi bu da zaten şampiyonluk için en önemli gereklerden bir tanesi. Kötü oynadığınız maçları, iyi oynadığınız maçı zaten kazanıyorsunuz. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımsanız, ama siz kötü oynadığınız takımı da, kötü oynadığınız maçları da kazanırsanız, bu sizin için hanenize artı 3 puan yazan bir durum oluyor. Beşiktaş maçında da öyle oldu mesela. Baran demiş ki bir paylaşım yapmış. Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, iyi oyun size maç kazandırır, iyi bir defansa sizi hedefe ulaştırır. Senin sevdiğin. Aynen, ben Erol Hoca'yla da Malatya'ya gittiğimde çok uzun süre oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Malatya Spor'da bir şeyleri değiştirme çabası içerisinde. Harika bir teknik kadrosu var, yardımcıları çok başarılı. Turgay Hoca var, genç isimler var etrafında. Onlarla oluşturduğu bir sinerji var. Şehri de seviyor, şehir de onu seviyor. Yönetimde de hafta içi yaptığım radyo programında Yeni Malatya'nın ikinci başkanı programa bağlanmak istemiş. O bağlandığında söyledi, yönetim olarak bizler cebimizden belirli bir rakam koyduk ve o rakamla kulübü idare ettirmeye çalışıyoruz. Bunlar amatörce de olsa aslında profesyonelliğe çok yakın işler değil. Yani amatörce işler ama bizlerin yaptığı yatırımların peşini de kolay kolay bırakmıyoruz diyor. Çok güzel bir yaklaşım. Her yöneticinin yönetim kuruluna girebilmesi için belirli bir rakam belirlemişler. Malatya'da işler iyi gidiyor. Ben Erol Hoca'nın mantığını ve Erol Hoca'nın oyun tercihini, çok tam benlik bir oyun tercihi dediğin gibi. Skora gidiyor. Futbol sonuç odaklı bir oyun. Doğru. Sen iyi oynasan da, kötü oynasan da, sonucu alırsan haklısın. Eğer ya sonucu almıyorsan... 5-0'lık galibiyet çok önemli bir galibiyet. Yani, çok önemli ve seni yukarıya taşıyor ve moral motivasyonunu da arttırıyor. 5-0'dan bahsediyorum. Bir de milli takım arası var şimdi. Milli takım arasında harika. Trabzonspor'u 5-0 kazanarak mis gibi Gül Oyna'ya gideceksin. Milli takıma gidecek oyuncuları varsa gidecek. Ardından onlar gelecek. Sağlıklı gelmesi halinde bu performansının Malatya'da devam edeceğini düşünüyorum Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor'da Ünal Karaman bence %100 sorgulanmalı. Yani Trabzonspor gibi bir camia bence şu anda Türkiye Ligi'nin en iyi kadrolarından bir tanesi.
Trabzonspor'un kadrosu. Şimdi bakıyorsun, yani gerçekten çok acayip bir kadrosu var Gökhan. Özellikle ön tarafı Spor Toto Süper Lig'de birçok takımda yok. Fatih Hoca diyor ya mesela, Anadolu takımlarının birçoğunda işte oyuncular bizde yok, birçoğundaki oyuncular. Söyleyeyim, Galatasaray'da Rodega yok, Burak Yılmaz yok. Yani arkasında Sosa yok. Yusuf yok. Yusuf bugün yoktu, sakattı da. Abdülkadir yok. Yusuf yani yok, Abdülkadir yok ama mesela orada da Rodriguez, iyi bir Rodriguez. Her ikisi, her iki. Ama Rodriguez'i de Lokomotiv Moskova maçından beri bekliyoruz sürekli yani. Sürekli bekliyoruz, doğru söylüyorsun. Yani, aynen, görmüyoruz. Yani Trabzonspor'da yani bu kadar iyi bir kadro ama karşılığında alınan puanlar bence bu kadronun hakkı değil. Ne dersin? Oyun olarak da öyle değil, biliyor musun? Trabzonspor'a, Ünal Hoca'ya çok da fazla haksızlık etmemek lazım. Trabzonspor iyi oynayıp bir türlü maç kazanamıyor. Ya 3 tane beraberlik aldığı maçlara bak, aslında galibiyete yakın taraf Trabzonspor'du. Şanssızlık Trabzonspor'a, hani futbol şansı dediğimiz şey. Hani belki Fatih Hoca'nın Fatih Hoca gibi isimlerin çok da fazla futbol şansına inanmadığı bir iklimde ben futbol şansının var olduğunu düşünüyorum. Siz atıyorsunuz mesela Porto maçında Galatasaray futbol şansı yanında olsaydı Porto maçında galibiyetle ayrılabilirdi Galatasaray. Doğru, yani, çok iyi oynadığı maçlarda. Yani çok iyi oynadığın maçlarda senin birazcık futbol şansı yanında olsa hiç olmayacak pozisyonları gol yiyorsun. Bir tane de olmayacak pozisyonu da atalım be kardeşim. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi o futbol şansı senin yanında olsa Trabzonspor şu an bambaşka yerlerde olurdu. Yeni Malatya bu arada kazandığı puanla yani 5-0'lık maçla ligin ikincisi oldu. Yani maç fazlasıyla ilk ikincisi. Dolayısıyla ben Başakşehir, Yeni Malatya, Antalyaspor, Kasımpaşa, Ankara Gücü, Göztepe gibi takımların Şampiyonlar Ligi, şampiyonluk ve UEFA Avrupa Ligi gibi hedeflerinin olması gerektiğini ve bu hedeflerinde son derece gerçekçi hedefler olduğunu düşünüyorum. Bu takımlar bu hedefleri hedef olarak gösterirlerse oyuncularına sonuç alabilirler. Biraz hafta sonu maçları konuşmak istiyorum. Çünkü günlerdir burada olaylar, işte kırmızı kartlar, profesyonel futbol disiplin kurulu, cezalar, Fatih Şunu da söyleyelim. O bu filan. Yani insanlar da sıkıldı bence. Şunu da söyleyelim. Galatasaray yönetimi tahkim kuruluna başvurdu. Tahkim kurulu toplantısı da galiba yarın yapılacak. O toplantıdan sonra da artık tahkim kurulunun nihai kararını bizler de hep beraber öğreneceğiz. Bunu da bir bilgi olarak verelim. Çünkü benim de artık gerçekten sıtkım sıyrıldı. Ne kadar ceza, ne olacak? Şimdi Fatih Hoca'nın etrafındakiler, Fatih Hoca'nın çevresindekiler, arkasındakiler, karşısındakiler, açtıkları cepheler falan filan, hani yani yavaş yavaş oradan da mesajlar gelmeye başlıyor tabii ki. Onu da söyleyelim. Oradan da mesajlar geliyor. Ya onlar da pek tatlı değil yani. Onu da söyleyelim. Oradan yani gelecek mesajlar gelmeye devam ediyor. Sana geliyor, bana geliyor. İşte oradan ya işte bu işler biraz yani seninle olmuyor. Benimle arasında kimsenin olmaması lazım. Yani eğer ki Fatih Hoca iletişime geçmek istiyorsa iletişime geçtiği için söylemiyorum. Hayır yani Fatih Hoca, bak ben iletişime geçtiği için söylemiyorum zaten. Eğer ki Fatih Hoca iletişime geçmek istiyorsa benim telefonum da var, senin telefonun da var. İletişime geçmek istediği için bu insanları kullandı anlamında da söylemiyorum. Öyle bir şey anlaşılmasın. O insanlar bir sıkıntı varsa kendileriyle ilgili görev addetmiş olabilirler yani. Bunun ama o görev addeden insanların da şunu ön plana çıkartması lazım. Kötü şeylerden yani mesela iyi söylendiği anlarda aman abi ne olur ya aman işte Fatih Hoca'ya tırnak içerisinde yağdanlık yapıyor diyeyim. Yani ötekisi galiba şey değil mi? Rütük'te sıkıntı olur mu? Olmaz. Ha öyle mi? Yalakalık yapıyor derler ve aman Fatih Hoca iyi görünmemek için hani sanki benim çok derdim yani hani Fatih Hoca beni bize ne yani Fatih Hoca'nın benimle ilgili fikri mesela Gökhan çok dürüst gazeteci dese de önemli de hani yani işte yalakalık ya bana ne abi ben niye Fatih derim yalakalık yapayım? İkisinin de aslında bir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Ha, ben eleştiririm ben doğru olduğum zaman doğru olduğunu düşündüğüm şeyler yapıldığı zaman doğru derim ama yanlış olduğunu düşündüğüm şeyler yapıldığında da Fatih derimi tıpkı diğer hocaları ne kadar eleştiriyor o şekilde eleştirmeye devam ederim. İletişim dediğin şey, hocam iletişimi koparma. Hocam eskiden iletişimi iyi yapardın. Cephe açma. İletişimi koparma. İletişimini sağlayan insanlarla da yeniden bir araya gel. Nacizane tavsiye. Nacizane bir tavsiye. Yani senin iletişim işlerinde seni belki senden habersiz yöneten. Mesele o zaten. Seni belki senden habersiz yöneten isimlere tekrar gündemini al çünkü o insanlar çok değerliler. Türk sporu için çok değerli işler yapıyorlar. Bülent abiyi söylüyorum. Bülent Bayraktar'ı söylüyorum. Evet, Türk sporu açısından çok önemli insanlar. Hak ettiği ilgiyi görmemişlerdir.
hak ettiği desteği, hak ettiği medya desteğini de görmemişlerdir. Tam tersine eleştirilmişlerdir. Ama Türk Spor adına, sporcu sağlığı adına yaptıkları en kötü ihtimalle onu bir düşünsünler. Ne yaptıklarına bir baksınlar. Bir de adamın önündeki title'a da baksınlar tabii. Onları eleştirenler. Yani artık ben bu meseleyi konuşmaktan o kadar çok sıkıldım ki Gökhan. Arkadaşlarım mesaj atıyor. İşte programımızı izleyen insanlar mesaj atıyor. Yani öyle bir futbol iklimindeyiz ki son derece mutsuz ediyor insanı bunları konuşmak. Aynen. O sebeple artık çok konuştuk yani. Aşağı yukarı 4-5 gündür sürekli bu meseleyi konuşuyoruz. Sabah konuşuyoruz, akşam konuşuyoruz. Bir de hiçbir yani bir arpa boyu yer yol alamıyoruz. Çünkü biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama üzerine... Herkesin bir bakış açısı aynen, var. Herkesin bir bakış açısı var. Bir de herkesin yapması gereken şeyler var. İnsanlar görev addedip onları üzerine düşen görevleri yerine getirmeli lazım. Bekir, senden rica etsem şu klimayı kapatabilir misin? Ben biraz hafta sonu oynanacak maçları konuşmak istiyorum. Hay hay, futbolu yani konuşalım. Yeşil sahaya dönelim istiyorum. Yani aşağı yukarı cuma gecesinden beri sürekli yeşil sahanın dışını konuşuyoruz. İşte Galatasaray'da Donk öyle yapmış, Belhan da böyle yapmış, Fenerbahçe'de Soldağ da bunu yapmış, Cahilson tokat atmış, Fatih Hoca bunu yapmış, Hasan Şaş bunu yapmış. Yani ben artık insanların da, izleyicilerin de bunlardan çok sıkıldığını düşünüyorum. Az önce sen söyledin, Galatasaray işte tahkim kuruluna başvurdu. İki tane oyuncu için başvurdu öncelikli olarak. Donk ve Rodriguez'le ilgili. Dün burada Alpay Köse bir hukukçu olarak bağlandı. İkisinin de sevkinin yanlış olduğunu, hukuk dışı olduğunu söyledi. Bakalım tahkim kurulu nasıl karar verecek. Ama işte yine dönüyoruz dolaşıyoruz oraya geliyoruz. Yani çünkü insanlar bunlarla ilgileniyor. Gökhan. Taraftar bununla niye ilgilenmesin? Taraftar çünkü kendi takımının başarısız olduğunu görüyor çok net. Başarısız, sağ sonucu alamıyor, kötü kadrosu var. Suçlayacak kendi hocasını, imparator dediği hocayı suçlayacak değil. Onu suçlayamıyor şu an. En azından şu an. Önümüzdeki haftalarda alınacak kötü sonuçların ardından belki bunun sorumlusu olarak Fatih Terim veya Galatasaray yönetimi, forvet almayan Galatasaray yönetimi gösterilebilir ama şu anda Fatih Terim'in kredisi taraftarın gözünde %100 kredisi var. Yani şu anda Fatih Terim mi, herhangi birisi mi deseniz herkes Fatih Terim'i seçer. Dolayısıyla Fatih Terim bunu biliyor ve bu güçle beraber ilerlemeye çalışıyor. Bu ilerleme daha ne kadar götürür Galatasaray'ı hep beraber göreceğiz. Dün yayında söyledim, burada bir kez daha söylüyorum. Eğer Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şu anda 7 maç aldı. Bir sonraki yaptığı açıklamadan dolayı bir 3 maç ceza alırsa. Ya onu sayı olarak vermeyelim de. Tamam. Peki. Yani manipülasyon anlamında söylemiyorum. Şu anda aldığı ceza 7 değil mi? 7. Ama sonra en az 2 maç ceza aldı diyelim. Hani direkt kırmızı yemiş belki olsun. Almayacak. Direkt kırmızı yemiş olsun. Sevk edildiyse alır. Zaten söylediği şey de vatan hainliğiyle suçlamak gibi bir ifade var. Neyse 7+2=9 diyelim. Hadi 9 maç tahkim de ayağın alışsın diye bu cezayı 6 maça indirdi. 6 maç demek çok büyük şey demek. 2 tanesi Ziraat Türkiye Kupası desen 4 tane maç. İçinde bir tane Başakşehir, bir tane Beşiktaş. Ama 4'e inerse 5'te kalmıyor. 4'e inmiyor. 6'ya inerse Beşiktaş'a kalmıyor. Beşiktaş maçına kalıyor. Nasıl kalmıyor ya? Benim bildiğim kalmıyor. Ha, yani 7. maç gibi sanki. Tamam, bakarım Beşiktaş ben. Maçı. Bakarım ben ona. Yani ne olursa olsun sonuç itibariyle bu kadar eksik bırakacak bir Fatih Terim'in en azından sağ kenarındaki temsilcisinin Levent Hoca, Levent değil mi? Evet. Levent Hoca ve Ümit Hoca olmamalı. Geçiş süreci için sağ içerisindeki oyuncuları etkileyebilecek birilerinin gelmesi gerekiyor. Bu arada bugün oğlum Ömer Sütçü'nün doğum günü, kutlarsanız sevinirim, teşekkürler demiş hasta Galatasaraylı. İlk günden beri izleyicilerimizden bir tanesi. Nasıl abi bak, Ömer Sütçü'nün Kayseri deplasman, içeride Konya, Beşiktaş deplasman, Başakşehir'e. Araya kupa giriyor. Tamam ya. İşte 6 tane kupa giriyor. 6'ya düştü ya, 2 tane kupa, 4 tanelik yapar. Zaten önünde senin Kayseri var, şimdi oynayacaksın. Konya var, Beşiktaş maçı var, Rize maçı var. Başakşehir'e sarkmıyor. Öyle mi? Evet. Tamam. Yani 4 maç, ya 6 maça inerse ikisi kupadan, 4 maç olursa olmaz. Ömer Sütçü'yü ne yapacağız? Ne yapacağız Doğum Ömer Sütçü'yü? Kutlamayalım mı? Kutlayalım abi, ben işte hesap yaptım da. Kimin? Ömer Sütçü'nün oğlunun mu? Yoksa oğlu Ömer Sütçü'nün? Hasta Galatasaraylı, bugün oğlum Ömer Sütçü'nün doğum günü kutlarsanız sevinirim, teşekkürler demiş. Hasta Galatasaraylı Ömer Sütçü'nün... Ay. Onun oğlunun.
O da hasta Galatasaraylıdır. Tabii. Hasta Galatasaraylı Ömer'in doğum gününü kutluyoruz. Nice mutlu senelerin olsun. Sağlıklı, huzur dolu, mutluluk içerisinde hiç eğlenmediğin kadar, hiç gülmediğin kadar, hiç Galatasaray galibiyeti görmediğin kadar çok Galatasaray galibiyeti göreceğin, Galatasaray zaferi göreceğin bir sene olsun senin adına. Daha da bundan daha güzel de bir dua olmaz, temenni olmaz herhalde. Bir izleyicimiz demiş ki Haluk abi artık ne konuşursanız konuşun bir faydası yok. Kararlar değişmeyecek. Ve eleştirinin hiçbir yerini, eleştirinin hiçbirisi yerini bulmayacak diyor. Eleştirinin hiçbirisinin yerini bulması gerekmiyor ki. Eleştirinin değil. Yani Fatih Hoca ve sağdaki işte Cahilson'un, Soldado'nun, Belanda'nın, ceza alan herkesin bunları yapmaması gerekiyor. Eleştirilerin karşılığını bulması değil ki olay. Biz ne zaman ki ceza alan oyuncumuzu alkışlamak yerine, çünkü biz rakibe sert girdiği zaman, mesela Beşiktaşlı bir oyuncu 2-0 mağlupsun, rakip de top çeviriyor mesela kendi sahasında. Top çeviren rakibe çift alan oyuncu kırmızı kart görüyor, ayakta alkışlıyoruz mesela. Biz ne zaman ki o kırmızı kart gören oyuncuyu yuhlar, ıslıklar, protesto ederiz ve tepki gösteririz, işte o zaman bir şekilde işler yoluna girer. Oğuzhan Kumbasar bizim fotoğrafımızı paylaşmış. Sen varsın, ben varım. Hakan var. Hakan'ın başkanlık seçimine gittiğimiz zaman. Bakın bu da 10 Kasım günü demiş. Pideci'de fotoğrafımızı paylaşmış. Selam olsun. Sakın bir daha Pideci'ye götürme bizi. Geçen bir pide fotoğrafı atmışsın. Rezillik yani. Mehmet'in, utanmadan atıyorsun. Haluk abi 10 Kasım doğum günüm, lütfen daha dolu kutlar mısınız demiş. Doğum günü kutlu olsun. Daha dolu ne demek? Ne bileyim abi. Jamaika'dan sizi izliyorum demiş. Nereden? Jamaika. Allah aşkına bir tane fotoğraf atsana Jamaika'dan izleyen arkadaş. Ya. Ferhat Kabas işte. O okuyalım diye Jamaika demiş. Belki adam gitmiştir. Yok. Tanıyor musun Ferhat'ı? Tanıyorum ya. Sürekli bizi izleyen bir izleyicimiz yani. Okunsun diye öyle bir şey yazmış. Peki maçlara dönelim Gökhan. Şimdi Atiker Konyaspor Ankara gücüyle karşı karşıya geliyor. Sen burada Ankara gücünün kazanacağını düşünüyorsun. Biraz böyle bir Anadolu takımlarında konuşalım istiyorum. Hay hay Allah, ne güzel abi yani, konuşalım. Abi çünkü çok fazla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, hatta Beşiktaş'la biraz dışarıda tutarak konuşmaya başladık. Hı hı. Son zamanlarda tepki de görüyoruz. Biraz Anadolu takımlarında konuşmak istiyorum ben. Ne dersin? Atiker Konyaspor Ankara gücü. Ankara gücü bir alt ligden geldi. 3'te 3 yaptı Ankara gücü. Hani bugün Trabzonspor'a 5 atan Malatya'yı 1-0 yenerek başladı seriye. Ardından Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Sonra aynı skorla içeride Kayseri Spor'u mağlup etti. Kazanma alışkanlığını sürdüren bir takım. 3 haftadır üst üste zirvedeki yeni Malatya ve çıkma mücadelesi, yani yukarıya çıkma mücadelesi veren Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve bu karşılaşmadan sonra zaten Filip Koku'nun da ipi çekilmiş oldu. İçeride de Kayseri Spor. İçeride dışarıda kazanmayı becerebilen bir takımdan bahsediyoruz. Deplasmanda mesela Ankara gücünü, tabloya bakıyoruz. Ankara gücünü, yani Erzurum'u yendiğini görüyoruz. Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 kaybetmişler. Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmışlar. İsmail Kartal Hoca'yla iyi işler yapacaklar. Ankara gücü tırmanışta ve bu tırmanışını da sürdürmek isteyecektir. Ama aynı şeyi Konyaspor adına söyleyemiyoruz. Ankara gücünün yükselen grafiğinin yanı sıra yanında Konyaspor'un da sıkıntıları olduğunu söylemek lazım. Bizim o Aykut Hoca'yla, yani puan anlamında belki sıralama anlamında çok sıkıntılı bir yerde değiller ama dediğim gibi zirvedeki takımların puan kayıpları sebebiyle Konyaspor'un daha da yukarıda olmasını bekliyorduk. Onlar da 5 haftadır kazanamıyorlar. İyi kadroları var. 3 beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. Kazanma alışkanlığını, dediğim şey, o alışkanlığı bir türlü alışkanlık haline getiremediler. 3 galibiyetleri var hepi topu. Ama Konyaspor'un elindeki kadroya baktığında daha üst sıralarda, tıpkı Trabzonspor gibi daha üst sıralarda olması gerekiyor. Çünkü zirvedeki takımların kadroları bir hayli kötü. İşte Konyaspor da bu zirvedeki takımların puan kayıplarını iyi değerlendirmesi gereken bir takımdı. Ama bu haftaya kadar değerlendirmedi. Ben Ankara gücünün kazanma alışkanlığının bu karşılaşmada devam edeceğini düşünüyorum. İzzet demiş ki abi annem sobanın yanında oturmuş sizi izliyor. Tam sizin hastanız demiş. İzzet, annene ellerinden öpüyoruz. saygılarımızı iletiyoruz. İzzet'in annesi, canım annem, ellerinden sobanın öpüyorum. Sobanın yanında oturmuş sizi izliyor. Çok samimi değil mi? Ya? Çok samimi. Bizim zaten spor gecesi ailesi çok samimi bir aile. Annesini de çok seviyoruz. Tanımıyoruz ama ellerinden öpüyoruz. Canım annem. Peki. Seviyoruz seni canım annem. Erzurum Spor Göztepe maçı. Erzurum'da işler kötü.
Erzurum'da. Biraz, Mehmet Özgürek geldikten sonra Erzurumspor biraz toparladı. Toparladı 8 ama yaptı puan. Ama hakem hataları çok denk geliyor Erzurumspor'a. Onu da altını çizmek istiyorum. Erzurumspor Mehmet Özgürek'ten sonra iyi bir performans sergiliyor. Ha, eksikleri var mı? Çok var. Yani forma en azından maç çok kaybetmiyor. Var. Evet. En azından maç kaybetmiyor Erzurum. Mücadele ediyor. Her ne kadar kadrosu kötü olsa da Ocak ayında eğer ki Mehmet Hoca takımın başında kalırsa Ocak ayında iyi planlamalar yaptığını düşünüyorum. Eğer maddi anlamda Erzurum Spor niye gülüyorsun onu söyle. Ferhat demiş ki Jamaika'dan foto atarsam ne yapacaksın Haluk Yürekli demiş. Haklı adam. Doğru. Jamaika'da olduğunu belirtecek. Yani tutup da internetten Jamaika fotoğrafı atma bize tabii yani. Kaybetmiyor Erzurumspor. Şifoyla Ocak ayına kadar şifoyla devam ederlerse. Hasan demiş ki Gökhan Bey bu akşam sevgi pıtırcı gibi çok güzel konuşuyor demiş. Bugün yükselmiyor. Ben artık tarz değiştiriyorum. Yok, bir de hafta bir de tarz değiştiriyorum. Çünkü yani yani bilmiyorum. Şu an için kararsızım ama çok güzel şeyler konuşuyoruz. Ama Haluk çok güzel şeyler konuşuyoruz. Futbol konuşuyoruz. Ben bunun yükselecek bir tarafını bulmuyorum. Sen şimdi öyle bir akış yapıyorsun ki benim böyle 3-5 tane düğmem var. Az yüksel, çok yüksel, tırman. Bazen benden kaynaklanıyor. Tamam. Az yüksel, çok yüksel, tırman diye bir şey var. Şimdi sen zaman zaman tırmana basıyorsun, zaman zaman az yüksele basıyorsun. Biraz ben manipüle ediyorum zaman. Ve beni tahrik ediyorsun işte. Yani tahrik etmiyorum. Beni manipüle ediyorsun, tahrik ediyorsun. Başka bir şeye gidiyor. Sıkıntılı. Sabah yayında söyledik onunla ilgili zaten olayları. Yani burada söylemeyelim. Ama oğluma güzel dileklerinize teşekkür ediyorum. Allah sizin çocuklarınızı size bağışlasın demiş. Amin. Hepimizin çocuklarını hepimize bağışlasın. Yani Allah herkesin evlatlarını. Bizimki de evde uyuyor herhalde bu saatte. Uyuyor mudur? 8.30'da yattı. Belki kalkmış 9.30, olabilir. 10.30, 11.30, yarım, 1.30, 5 saattir. Kalkmıştır. Şu anda. Yok kalkmamış. Kalksa yazardı. Öyle mi? Özlem yazardı kalksa. Eli kulağındadır yani. Eli kulağındadır. Birazcık beklese ben eve gittikten sonra kalksın en azından bir sevelim adamı yani. Haftanın bir diğer maçı Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir. Enteresan. Okan Buruk'tan sonra Çaykur Rizespor aslında fena futbol oynamıyor. İçeride abi senin de iyi futbol oynuyor dediğin takımların ikisi de sondan en alttaki takımlar yani. Hani iyi fena sonuçlar almıyor dediğin takım. Fenerbahçe'yi içeride 3-0 yendi. Yani sonra da bir daha belini doğrultamadı zaten. Maç kazanamadı Fenerbahçe maçından sonra. Ama beraberlikleri var. İki beraberlik, iki mağlubiyeti var. Fena maç değil yani. Çaykur Rizespor kendi evinde Başakşehir'le oynuyor. Başakşehir'in de mesela evet tamam çok iyi takım. Ama hücum organizasyonu çok anormal değil. Abi ligin lideri Başakşehir. Ligin sondan birinci olan takımı Çaykur Rize ile Rize deplasmanına çıkacak. O maçın mutlak favorisi Başakşehir. Ben açıkçası Rize'nin büyük bir sürpriz yapması için yani işlerin çok bambaşka tarafa gitmesi lazım. Okan Hoca'yı seviyoruz, inanıyoruz. Ama Okan Hoca'nın Rize Spor'da da şanssızlık, hakem hataları anlamında, verilmeyen kararlar anlamında rahatsızlık ve şanssızlık yaşadığını söyleyebiliriz. Ama ne olursa olsun ben maçın mutlak favorisinin Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Çünkü Başakşehir kötü oynayarak da kazanmayı öğrenen bir takım. Dolayısıyla artık kötü oynasa da çok önemli değil çünkü hedef çok net belli. Emin demiş ki Jamaika'dan değil de Edirne'den selamlar demiş. Edirne'ye selam olsun. Edirne'de çok sevdiğim insanlar var. Onlara da kucak dolusu selamlar. Edirne'li çok sevdiğim insanlar Peki, var. Peki gelelim Kayseri Spor Galatasaray maçına. Galatasaray'da eksik var. Kayseri Spor'da eksikler var. Kayseri'de dünya kadar eksik var. Galatasaray'da az eksik var. Doğru. Affedersin. Bir tanesi Kayseri, bir tanesi Galatasaray. Galatasaray'da eksikler mi önemli yoksa Kayseri'deki 6 eksik mi önemli? Yani tamam da. Doğru. İki takımda da eksik var diyelim. Öyle devam edelim. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Kayseri Spor'daki eksikleri sayayım mı sana? Say. Kanabıyık kadro dışı bırakıldı. Deniz Türüç, Levent Gülen, Sakıp, Oğuzhan, Hasan Hüseyin Acar ve Kravets. Deniz Türüç takımın %30'u. Sakıp savunma anlamında %45'i. Ama Sakıp zaten çok uzun zamandır yok. Çapraz bağı koptu galiba. Canım kardeşim. %40 Galatasaray maçında oynuyor mu? Oynamıyor. Sayayım mı ben Galatasaray'ın eksiklerini o zaman? Tamam %45'i. Kravets kadro dışı bırakılan Kanabıyık diğer arkadaşlarla beraber onlara da %10 yazsan %85'i olmayacak bir takımdan bahsediyoruz.
Yerine oynayacakların performansı Kayseri Spor'da belirleyici olur. Galatasaray'daki yani eksikleri hesabı yapar mısın? Yap söyle abi. Nagatomo. Çok önemli eksik. Eksikleri söyle. Donk. Ndiaye. Emre Akbaba. Rodriguez. Eren. Fernando. Ya bunların hepsi ilk 11 oyuncusu yani. Takımın yarısı yok kendilerine. Fernando. Eren miydi? Eren. Kim oynayacak Galatasaray'da? 17 kişi yok. 17 kişi gitti deplasmana yani Galatasaray. Yani çok anormal eksik. Yani yedek yani. Kaleciyi çıkart. 2 tane genç oyuncuyu çıkart. 3 14 oyuncu. 11'i sahada. İnanılmaz ya. 3 tane oyuncu değiştirme hakkı var. Bunlardan yani işte, bir tanesi Selçuk aynı. Oynamazsa Selçuk olur. Selçuk 11 oynar. Yani. Muğdat olur. Bir de muhteşem Ömer Bayram olur. Olmazsa olmazı. Ömer Bayram ilk 11 oynar yarın. Başka doğru. Ömer Bayram ilk 11 oynar. Ne bileyim abi ben anlamadım. İnanılmaz yani. Fatih Hoca nasıl bir kadro çıkacak? Galatasaray çok zor durumda Gökhan. Yani cezalar, sakatlar filan hani kadro derinliği falan. Abi 17 kişiyle gidiyor Galatasaray ya. İnanılır gibi değil ya. Bu hale getirmeyeceksin abi Galatasaray'ı. Bu hale getirmeyeceksin işte Galatasaray'ı. Ben oradayım yani. Sen 17 kişiyle deplasmana gidecek bir hale getirmeyeceksin hocam. Ya en kötü ihtimal. Evet. Hocanın ne suçu var ya? Ne mi suçu var? Hoca istese orada hiç, hoca istemese orada hiçbir olay olmaz. Yapma ya Gökhan. Yani... Hiçbir olay. Jason'u vurduktan sonra. Ne yapacaktı abi? Necati ne yapıyorsa? Ya neyse şimdi Necati. Dur abi evet dönmeyelim ya. Evet evet. Şimdi yani bir de Necati. Zaman... Şimdi Necati'nin Necati helal olsun diyoruz. Aferin diyoruz. Bu sefer başka tarafa kayıyor. Yiğit'in hakkını Yiğit'e veririz hocam biz. Hocam derken sana söylüyorum şu an. Fatih Hoca'ya mesaj verdim. Mesajı verdin. Yani hocam derken aldı ona mıdır? Mesaj verdim. Almış mıdır? Aldı mıdır? Almış yani mıdır? Şimdi biz Necati biz birlikte program yaptık. Bizim iyi arkadaşımız Necati. Fatih Hoca da bizim iyi şimdi, hocamız. Şimdi ben bugün Necati ile de konuştum. Necati mesela Hasan Şaş'ın yaptığının aynısını yapmış olsaydı Necati'ye de söyledim. Yani telefonda konuşurken dedim ki Necati sen Hasan Şaş'ın aynısını yapmış olsaydın dedim. Hasan Şaş'tan ne eksik, Hasan Şaş'la ilgili söylediğimizden ne eksik ne fazla söylerdim seninle ilgili dedim. Ben fazla söylerdim. Sen benden sonra sen de konuşmuşsun galiba. Necati beni aradı da yani sen şimdi Necati sen Necati'yi aradın Necati kardeşim beni aradı. Tamam yani ben yani, aradım Necati. Anladın mı farkımızı? Yani? Tabii İşin canım. Esprisi tarafı. Yani abi şimdi insanlar bu insanlar bizim arkadaşlarımız. Evet. Ya da arkadaşlarımızla demeyeyim de. Necati arkadaşımız. Var yani. Hani bir sürü Fatih Hoca'yla da benim ilişkim var. Senin de ilişkin var. Fatih Hoca işte sen sabah Fatih Hoca'nın telefonuyla uyanmış bir insansın. Tamam. Ben neredeyse ben ömrüm öyle geçti benim. Ben en çok Volkan'a çok şaşırmıştım. Volkan'ın sesini hiç duymuyordum. Bilmiyordum çünkü. Fatih Hoca'yla defaten konuşmuştuk da. Yani şimdi Necati neyse abi, mesela o tarafa dönmeyin abi. Ne olur ne güzel futbol konuşuyoruz. Ay tamam da. Yani Necati, Hasan Şaş'ın yapmış ol. Sen şimdi Necati'yi burada övdün. Değil mi? Övme. Hayır hayır. Sen burada dedin ki işte Hasan Şaş bunu yaparken Necati ayırmaya yönelik. Yani bunu övmeye de gerek yok aslında. Yani aslında olması gerekeni yapıyor Necati. İşte kötü örnek varken önünde neyse. Yapmayanı da söylemek durumundayız. Yani yapmadığı için söylemek durumunda kalıyoruz Türkiye'de maalesef ki. Neyse biz yine ligi konuşalım diyorum. Harika konuşalım kardeşim. Kayseri Galatasaray maçında favorin kim? Hangi maçta? Kayseri Spor Galatasaray. Ben Galatasaray'ı favori olarak görüyorum. Öyle mi? Hı-hı. Bursa Spor Kasımpaşa bence haftanın en güzel en maçlarından güzel. Bir tanesi. Adı çok güzel. Yani futbol anlamında çok iyi. Bak adı çok güzel. Vaat ediyor. Adı çok güzel maçın. Bursa Spor Kasımpaşa. Adı çok güzel. Umarım adına yakışır mücadele olur. Bursa Spor 13 puanda. Kasımpaşa 19 puanda. Zirve oynamaya çalışıyor. Mustafa Hoca'nın geldikten sonra gelir gelmez elde ettiği güzel bir galibiyet var. Ama Kasımpaşa'da sonrasında maalesef ki Kasımpaşa adına maalesef diyorum. Bir beraberlik bir de mağlubiyet var. Antalya maçı ki o maç da güzel maçtı aslında. Kasımpaşa Antalya maçını hatırlıyor musun? O da kötü maç değildi. Ben deplasmanda mesela Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldıkları Erzurumspor'un 10 kişi kalmış olmasına rağmen kazanamamış olmalarından dolayı ciddi bir orada mesela bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Mustafa Hoca bir şeyler yapar diyordum. Bu haftanın en güzel maçlarından bir tanesi. İsmi çok güzel. Umarım ismine yakışan bir maç olur. Peki Bursa Spor Kasımpaşa'yı
Ben kimi favori görüyorsun? Çok zor maç kim ya. Kim kazanır? Yani bence Kasımpaşa. Sanki beraberlik çok yakın gibi görünüyor. Ya ben de mesela Kasımpaşa. Yani 3 sonucunda olabileceği bir maç bir kere onu söyleyeyim. Rahmetli Vedat abinin lafıdır. Beşiktaş'ın maçlarında Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Mustafa Öztoprağı da nur içinde yatsın. Evet, çok değerli bir insandı. Çok sevdiğimiz bir insandı Mustafa Öztoprak. O da hakkın rahmetine kavuştu. Evet. 3 sonuçlu Beşiktaş yenerdi Fede Vedat abinin. Ama ben bu karşılaşmada tamam evet eyvallah. Hani seninle çok uyumlu bir haftayı çok uyumlu bir şekilde bitirmek kapatalım, adına söylüyorum. Öyle kapatalım bir kere de öyle. Aynen öyle kapatalım. 3 sonuçlu ama ben bu Kasımpaşa'nın sanki birazcık daha galibiyete yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Bir izleyicimiz demiş ki Gökhan abi kaç tane beyaz gömleğim var demiş. Vallahi burada 12 tane çok beyaz... Çok merak ettim. Bana da bir tane hediye eder misin demiş. Beyaz bir tane gönder. Abi ya. Gömlek hediye etmeyelim. Gönder ya. Be bir tane. Abi bileklik gönderdim. Bileğimde bileklik kalmadı. Bunlar da çıkmıyor. Çıksalar bunu da isteyecek. Benim bileklik nerede? Sana evde hediye abi. Bir tane. Onu da istiyorlar. Abi benim sana hediye ettiğim niye mesela kolumda değil? Ama abi anda. Hediye onu da istiyorlar. Şimdi aklıma geldi. Ya onu da izleyicilerimiz istiyor tamam. O kolundakiler kimin hediyesi? Bunlar senin hediyen değil. Sol kolundaki saat kimin hediyesi? Senin de değil Hasan abinin dübüşün. Aracı kim? Sen kimsin abi? Aracı kim? Hediyenin aracısı mı olur abi? Ya şu anda iki kolumda ne varsa hepsinin sebebi benim. Yani. Sayayım mı? Şu anda neyi sayayım? Saatle senin sayayım alakan mı? Yok. Bununla alakan Haluk, yok. Haluk sayayım bununla... mı? Sayayım mı? Hiçbir şeyle alakan yok şu anda. Hiçbir şeyle alakam yok. Kravatta da yok. Gömlekle? Bir tek belki gömlek. Belki emin mi? Emin değilim şu anda hangi marka gömlek. Ben biliyorum. Benim gömleğim şu an üstünde. Öyle mi? Ben bir kere bile giymeden 30. kez falan giyiyorsun. Bir kere giymedim o gömleği biliyor musun? Öyle mi? Bunun, olmuyor olabilir mi acaba? Yok oluyor. Bunun bir eşi daha var. Aynısından iki tane almıştım. Orada duruyor. Ha, o, mesela onu da hiç giymedim. Çünkü olmuyor mesela sen gidiyorsun, sen gidiyorsun gömlekleri getiriyorsun ya bana hep bu benim bu gömleği markasını söyleyemeyeceğim gömleği gidip getiriyorsun. Rıfat demiş ki abi benim bileklik gelmedi yalan oldu demiş. Söz mü verdin Rıfat? Ben kime söz verdiysem bilekliği verdim. Vermediyse kargoda takılmış olabilir. Ama ben buradan kime söz verdiysem gittim. Muammer demiş ki abi aylardır Samsun'da saatimi bekliyorum demiş. Yok abi benden öyle bir saat. Beklemiyor herhalde. Yok o saat yok abi. O, verdiğin sözleri o arkadaşımız canım kardeşim abi, benim seviyorum seni. Muammer var ya 3 aydır saatinin peşinde abi. Camide adam forma isteyen çocuk abi. Nerede? Deli mi abi Muammer? Camide... Ben onunla konuştum, yolladım. Sen rahat ol. Yolladın mı? Daha dün değil evvel sen ne büyük bir yalancısın ya. Daha dün değil evvelsi gün... Yalan söylüyorsun. Hayır. Ya daha dün değil evvelsi gün... Lütfen rica ediyorum. Yalan... Daha dün yalan değil... çok ağır bir... Dün değil evvelsi gün daha çocuk bizi aradı. Beni aradı. Şey, abi, mesaj Muammer'in saatini yolladın mı sen? Muammer'in saat... Saat nasıl yollayayım abi ben? Kızılay'da 60 gibi duruyorsunuz demiş. Ay çok... Gerçekten çok yaratıcı bir... Yaklaşık 4 senedir abi, aynı gömlekleri giyiyoruz. Atakum'da söz verdi demiş Muammer. Muammer abi, Atakum'da görüştü. Bu saatime söz verdi. Bu saatte bunu... veremez ki. Bu da hediye. Yani para verip almadı. Abi ne olur formam gelsin Haluk abi demiş Sami. Sami kim? Camideki değil Sami, mi? Sami. Camiden bize bağlanan senin tabirinle çocuk. Sami ile biz görüşüyoruz. Abi, görüşüyor muyuz? Senin yalancı olduğun kendi kendine okudun şu an ya. Abi tamam ben. Gönderdim dedin ya. Yalanla ne alakası? Ama gönderdim diyorsun yalan söylüyorsun. Yani. Göndermeye demedin mi? Mail. Bak bu sabah Karyos'la ilgili söylediğim gibi oluyor. Karyos yapma abi oralara girme ne olur. Girmiyorum girmiyorum tamam. Yani çünkü orada tamamen sen beni manipüle ettin iş başka bir yere gitti. Neyse tamam konuşmayalım onları bence. Biz tekrar futbola dönebileceğiz mi yoksa sen yine sosyal medyaya mı konuşacaksın? Futbola dönelim peki. Şu saati yollayacak mısın? Hayır abi mesela? Saat maat yollayamam abi. Nasıl ben... yollayamam abi Atakum'da? Abi Atakum'da görüşmüş, konuşmuş olabiliriz ama Haluk ben... Haluk abi aracı ol da gömleğim gelsin demiş. Ya yolla bir gömlek ne var abi bu kadar? 19.90 ya Gökhan. Ben vereyim yani neyse parası ben vereyim 19.90. 19.90'a da... Şuraya bir tane gömlek alsana. 15 sene önce giydiğin gömlekleri getirdin 15 şuraya. 15 sene mi? 15 sene önce giydiğin... 15 sene önce beyaz gömlek vardı. Sence şu anda beyaz olur mu? Evet. 15 sene önce. O markalar olur. O zaman para vardı. NTV'de çalışıyordun. Dünyanın parasını kazanıyordun. Şu anda kazanmıyor muyum? Ya şu dünyanın parasını kazanmıyorsun. Nereden biliyorsun? Ya bu... Nereden biliyorsun? Abi biliyorum çünkü buradasın. Sabah da benlesin. Ha bir işe giriyorsun şu an. Allah daha çok versin. İnşallah bir para kazan, bir paranı görelim de yiyelim bir paranı ya. Bir çok aybaşı zor. Bir para kazan da. Aybaşı değil gerçi onlar. Sen... Satış yaptın mı para alıyorsun. Abi bir yerden soğuk geliyor yemin ediyorum ben yani ciddi sıkıntı var. Bekir rahatsız değil. Bekir
Hasan demiş ki yeni kravat alın. Bekir yeni. Bir şey diyeceğim. Bekir bayılı rahatsız dedi. Etmiyor. Yani Bekir. Bekir kusura bakma. Bekir bizi duymuyor ki. Bekir kusura bakma. Merhaba. Şu klimayı bir çözebilir miyiz Bekir'cim? Yani yaklaşık 20 dakika önce söylemiştim ama duymadın galiba. Teşekkürler Bekir. Yaptı Bekir. Neyi çözeceğiz abi en son? Abi demiş ki Mithat. Haluk çok pis ayar oldum. Erzurumspor'u konuş sabote ettin demiş. Evet abi. Abi ben Erzurumspor'a hayranım ya. Yani Erzurumspor'un hakkı yendi diye sürekli her maçtan sonra tweet atıyorum. Ben Erzurumspor'u... Niye ayar olayım yani? Ben bana sen ayar olmadın. Oldum? Adam ayar olmuş abi. Tam Erzurum konuşur ki konuşacaktık. Sen bitirdin adamın. Ben dedim ki Erzurumspor kazanır. Benim favorim o. Mehmet Özdilek de iyi bir trend yakaladılar. İyi bir trend yakaladılar. Maç kazanamıyor. Maç kazanması lazım. Bir tane galibiyet şu anki puan sıralamasında bambaşka yere taşır alttaki takımların hepsini. Fenerbahçe de bunlardan bir tanesi. Fenerbahçe bir kazanma alışkanlığını ligde de Avrupa Kupası'nda kazandı. Şimdi ligde de kazanırsa başka bir tarafa doğru kayacak. Umarım Erzurumspor'da dediğim gibi eğer Ocak ayına kadar şifoyla devam ederlerse Şifo Hoca'nın elinde araştırılmış çok ciddi oyuncular var. Çok ciddi takviyeler var. Elindeki oyunculardan kurtulabilir ve o oyuncuları alabilirse ligin ikinci yarısında bambaşka bir Erzurumspor izleyebiliriz. Yine Instagram'dan dünya kadar mesajımız var. Peki ben ligleri konuşalım istiyorum. Bugün dönmeyeceğim çünkü abi izleyicimizin gündemiyle bizim gündemimiz biraz farklı. Onlar hala işte Soldado niye 6 maç ceza aldı? O niye Belhanda niye ceza almadı filan onunla ilgileniyor. Bizim dörtler apartmanından Meriç var 4 numara. Demiş ya abi bize de bize hiçbir hediye vermedin abi demiş. Bir yolla abi bir saat yolla. 4 numara diyorum abi 2 kat altımda ne yollayayım? Bir kravat geçerken ver, bırakırım. Ver. Geçerken kapıyı asayım. Kravat asayım mı kapıya? Geçerken kravat ver. Noel Baba gibi. Geç, kapıya kravat ver be gömlek bırak mesela. Tam o kabaz işi değil mi Noel Baba? O gömlek benim mi? Benim gömlek sana olmaz ki zaten. Sen daha böyle bir size geniş bir insansın. Fenerbahçe Alanya Spor maçı. Alanya Spor'da Sergen Yalçın ve ekibine Çağdaş Atan'a başarılar dileyelim. Sergen Yalçın'la anlaştılar. Yeni hocanın İlk maçlara, ikinci ve üçüncü maçlara tesiri ciddi olur. Zaten bu mihvalde Komolli Beyefendi de konuşmuş. Rize ile ilgili açıklama yapmış Komolli Beyefendi. Diyor ki hoca değişikliği işe yarar. Ama biz Alanya'yı tanıyoruz demiş. Bak biliyor musun onu? Bak ciddi söyleyeyim şunu da. Spor Devleti'ne bakın PFDK. Balbuena performans. Akışı bugün sen yaptın ya ondan ben geç geldim. Antrenör değişikliği her zaman etkiler. Bunu Rize Spor maçında gördük. Çünkü Rize Spor'da bize karşı oynadığı karşı oynadığında başlarına yeni bir hoca gelmişti ve yeni hoca da oyuncularını takımını motive etti. Tabii ki bizim o akşamki performansımız iyi değildi, kötüydü. Alanya Spor'da muhtemel bizim maçımıza önce bir hoca değişikliği yaşayacak ki yaşadı. Biz Alanya Spor oyuncularını tek tek tanıyoruz. Ancak ya sen tanıyoruz deme ya. Komali sen tanıyoruz deme Allah aşkına. Senin tanıdıkların ortada ya. Yapma yani. Yani sen tanıyoruz deme. Sen başka bir şey söyle. Yani sen kendin tanıdığını söyleme. Kuman dersine iyi çalıştı. Hocamız dersine iyi çalıştı falan de. Sen tanıyorum deme. Yani senin tanıdıklarını da görüyoruz. Ancak yeni hocanın oynatacağı sistemi, dizilişi, düzeni bilmediğimiz için bunun bize zorluk açısından bir etkisi olacak diyor. Yani koskoca Fenerbahçe, Alanya Spor hocası Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçındaki kadro dizilişi, oyun mantalitesinin ne olduğunu çok ciddiye alıyor. Ulan bu ciddiyeti daha önce göstersenize. Bu zamana kadar neredeydiniz? O zaman da mı rakipleri tanıyordunuz? Ey Komolli Efendi bak yükselmiyorum. Daha basmadım. Yok, çok güzel ya. Bugün yani o kadar iyisin ki. Bir izleyicimiz demiş ki Haluk abi Bursa Spor kazanırsa yeşil kravatını bana yollar mısın? Yollayamam. Ben Gökhan gibi değilim yani. Ben yollarım. Hediye saatini niye yollarım. Niye yollamıyorsun? Bilekliği yollarım. Abi ben bu kravat benim için değerli. Bu yani yayında yeşil kravatımızı çok seviyorum. Değer veriyorum. Bu sebeple kimseye yollayamam. Yani bunu çok sevdiğim için söylüyorum. Göndermiyorsun. Başka bir kravat saat gönder. Saat sözü veriyorsun. Ben saat sözü vermiyorum. Veriyorsun. Ben... Gömlek sözü veriyorsun, kravat sözü veriyorsun. Ha, gönderdiklerim oluyor mu? Ben uykusuzluk yüzünden gözlerim kan çanağı gibi oldu yine ya. Biz makyaj niye falan mı yapsak artık ya? Abi niye mi? Hafta içi ben gece... Ben uykusuz falan değilim. Değil misin? Değilim. Sen günde öğlenleri uyuyorsun ya. Uyuyorum evet. Evde kimse yok.
Yok. Yani kocaman çocuklarım var. Çocuklar uyuyor. Şey, okula gidiyor. Yani kocaman çocuklarım var. Eşin de çalışıyor. Dolayısıyla gündüz de işlerin yok. Benim bir de radyo programım var falan. Ne yapayım şimdi? Mesela izleyiciler... Neden beni, sordun ya? Neden uykusuz? Bunlar niye ilgileniyor abi? Canım kardeşim, neden uykusuzsun diye sen sordun. Ben de cevap verdim. Bir gün gelsene benim ya radyo programına. Doğu demiş ki abi... Bana oturduğunuz koltuğu yollayın, sizi izlerken fotoğraf atayım demiş. Ne dersin, yollar mısın oturduğun koltuğu? Yollasana. Koltuk kaygan Gökhan, sıkıntı var. Ben gönderirim de benim değil ki koltuk. Koltuğu gönderirsem zaten Murat Çiçek Beyefendi ciddi sıkıntı yapar. Altı Demirel ciddi demiş sıkıntı ki, yapar. Gökhan abi bu hafta Bülent Ersoy hangi maça atandı göremedik demiş. Var mı bir atamayla ilgili bir bilgin var mı? Fırat demiş ki abi ben size kitap yollayayım demiş Fırat Kargın. Fırat yine mi bizi izleyerek kitap yazıyorsun? O da enteresan değil. Bir de aşk kitabı yazdı abi bizi izleyerek Fırat Kargın. Biliyorsun değil mi? Seni ve beni izleyerek Fırat bir erkek, iki tane erkeği izleyerek aşk kitabı, aşk romanı yazdı. Abi sen yine bu erkek muhabbetine girince çok endişeleniyorum biliyor musun? Benim endişelenmem lazım. Kaan demiş ki abi sanki başka yeşil kravatın yok. Kırma abi beni demiş. Yok. Vallahi yok, yok ya. Vallahi yok başka yeşil kravatı. Ya bir tane kravatım var. O da onun değil zaten ya. O da onun değil yani. Çevir artık değil. Artık senin de. Her gece yani bu kravatla çıkıyorum aylardır. Senin olmayan bir malı sen kendin kullanıyorsun diye senin mi olacak? Diyelim ki sahibi yani alıyorum dese ne yapacağım ben? Vereceğim. Kravat çıkmayacak mıyım? Yalvaracağım, yakaracağım, böyle bir diz çökeceğim filan. Baba yapma, işte, tam işte yani. Tam yapman gereken şeyler bunlar. Haluk Bey demiş, Fethiye Hanım bir mesaj atmış. Alpay Köse Bey. Geçen sezonda hukuksuz olarak Caner'e verilen ceza için daha önce bir beyanda bulunmuş muydu? Caner'e olmayan kuraldan 6 maç verdiler neredeydi? Ya işte yine döndük oraya. Yani bunu özür diliyorum, okumamam lazım. Yok oku canım, sonuna kadar. Başından başladın artık, sonuna kadar getir işte ya. Yani, öyle. Ha, öyle orada mı bitiyor? Ha. Senin Fethiye Hanım'da bir alıp veremediği mi var? Yok, çok değer veriyorum kendisine. Öyle mi? Arıyordu. Tweetini okumuyorsun. İzzet demiş ki Haluk abi... Kupa bardağı 360 amblemli olanı yollasana. Büyük bir hatıra olur abi demiş. Tamam, yolluyorum İzzet Kaçmaz'a. Olur mu? Kendisinin sahibi olmadığı her şeyi, el alemin mallarını gönder. Yollamıyorum İzzet'e. Gönder. Vazgeçtim. Sen göndermezsen ben gönderirim ya. Tamam İzzet, Gökhan abin yolluyor kendisine. Ben değil, sen söz verdin önce. Sen versene, göndersene. Maaştan keserler bak. Abi. Sen dedin ya kendisine ait olmuyor. Bir kere kendine ait bir şeyi göndersene. Şu suyu içebilir miyim müsaadenle? İç, sen hayırdır su içmezdin. O köfteyi yedin öyle oldu işte. Aynen. Ayıptır söylemesi. O nasıl bir sarımsaktır be kardeşim? İç bitmiyor yani. Hani şu suyu içiyorum yani, öyle söyleyeyim sana. Biz futbola dönebileceğiz mi abi? Köfteye geldik, Volkan suya geldik. Volkan demiş ki Haluk Bey kızmayın ama Gökhan hiç ne zaman bir şey anlatsa oralı değilsin, dinlemiyorsun. Ayıp gerçekten, çok itici demiş. Biz o işi Gökhan'la çözdük ya. Aytaş demiş ki Fırat Aydınus 8.4 puan alarak neden bu hafta maç verilmedi demiş. İşte yine hep dönüyoruz dolaşıyoruz. Ne konuşmamazlık olmaz ki abi. Ben dinlemiyorum diyorum. Sen cezalısın. Jamaika'ya kargo yapıyor musunuz demiş. Yok, Jamaika yapıyor, çok pahalı. Gökhan da her şey var. Hiçbir şey yapmıyor. O saat Samsun'a gelmeli demiş Muammer. Abi sen abi o saat. Bir şey söyleyeceğim. Sende bir sıkıntı mı var? Abi sürekli hediye üzerinden konuşuyorsun. Yani spor programı yaptığımızın farkında mısın? Ya bugün haftanın son programı ya. Biraz böyle ne oldu, son dersler gibi mi yani? Ya. Lisedeki son dersler gibi. Aynen. Sevmiyor muydun o dersleri? Ben abi lisede Kabataş Erkek Lisesi'ndeydim abi ben. Yani ha, orada son dersiniz öyle, boş geçmiyor muydu? Yok, boş mu? Kabataş Erkek Lisesi'nde. Boş ders mi? Anlamadım. Yani sen Kabataş Erkek'in anca önünden böyle, geçiyorsun sen yani. Sen o yüzden böyle olmuşsun biliyor musun? Nasıl? Gergin, her şeye isyan. İsyan mı? Yükselme filan. Yok, ne alakası var canım? Zor bir okuldur Kabataş Erkek Lisesi. Evet. Ve Kabataş Erkek Liseli olmak da zordur. Kabataş Erkek Lisesi diplomasında... Kabataş Erkek Lisesi yazması da zordur bir adamın. Öyle mi? Evet. Başka peki, bir şeydir Kabataş Erkek Liseli olmak. Beşiktaş-Sivas spor maçını da konuşalım. Yine son 3-5 dakikaya Beşiktaş'a getirdim. 3-5 dakika falan değil, yapma. Sivas sporda... Bütün Sivas... maçları konuştuk. Beşiktaş-Sivas maçındayız şu anda. Fenerbahçe maçını çok detaylı konuşamadık. Ama Beşiktaş maçını konuşalım peki. Beşiktaş'ta... Burak demiş ki Haluk abi saatin de çok güzelmiş demiş. Bir tane var. Kusura bakma. Bir tane mi var? Bir tane var. Ne oldu diğeri? Cihan demiş ki Haluk abi bana o içtiğin suyu gönderir misin? Nasıl göndereyim? İçtiğin diğeri suyu... Diğeri derken? Diğeri Dümüş abinin. Diğeri derken diğerleri falan demem lazım.
Bir tane var diyorsun ya sen utanmadan. Şu, yayında taktığım sadece bir tane var. Ha, başka saat takmıyorsun yayında. Taktım. Hep aynı saati mi takıyorsun? Hiç bakmamıştım. Peki hep aynı gömleği giymeyi denesene. Ben bunları götüreyim artık eve. Yani bir kuru temizleme yaptır ve ver bana artık. İade et, ben de eve götüreyim bunu. Beşiktaş Sivas maçıyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Evet. Sonra diyorsun ki Beşiktaş'ı konuşamadık. Ben Beşiktaş yani cümlesine başladım. Beşiktaş'a gelince ben meseleyi sürekli kaynatıyorsun. Gerçekten sonra çok edepsiz bir insansın ya. Beşiktaş'la sen çok edepsiz bir adamsın ya. Edepsiz mi? Evet, edepsizsin çünkü ben Beşiktaş Sivas spor maçıyla ilgili. Saat 1.51'inde 1.52'si oldu şu an. Ya Haluk, şu ben Beşiktaş'ı bak. 1.51. Al abi bunu yayından. Al abi bunu yayından. Tekli gel bana Beşiktaş Sivas spor maçını konuşalım. Beşiktaş Sivas spor maçının Beşiktaş adına şöyle bir önemi var. Alabilir mi acaba? Yani? Alamaz tabii canım. Alamadım sen komut anda vermeden. Tamam anladım. Komut vermeden mi? Evet. Olur mu abi yönetmenimiz? Ay moderatör sensin ya. Sen de bu programın bir parçasısın yani. Bir parçasıyım değil mi ben? Okan'cığım Gökhan abine tekli gelebilir misin lütfen? Okan eğer tekli gel. Yani ben istedim gelmedin. Şimdi tekli gelirsen çok ciddi sıkıntı çıkartırım. O yüzden bence ikili de kalsın. Bence ikili de kal. Başka seçeneğin yok çünkü. Okan şimdi ne yapacağını yani şaşırdı biliyoruz. Okan sakın. Buyurun. Peki Okancığım bu yazar sana. Buyurun. Gökhan Bey buyurun. Sivasspor siz kendiniz içeride, rica ettiniz. İçeride oynanacak Sivasspor maçı Beşiktaş adına oldukça önemli. Şöyle ki önemli. Maç kazanamıyor Beşiktaş. 1-0 öne geçmiş olmasına rağmen deplasmanda 1-1 beraberlikle döndü. Grup adına rakiplerin aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçın berabere bitmesi Beşiktaş için önemli bir avantaj oldu. Ligde kazanma alışkanlığını elde etmesi için taraftarın desteğine çok ihtiyacı var. Ama aynı zamanda Şenol Hoca'nın da konsantrasyonunu yükseltmeye ihtiyacı var. Kadro tercihi anlamında zaman zaman eksiklikler sebebiyle yanlış tercihler yapabiliyor. Bunun yanı sıra oyuna müdahale konusunda ben Şenol Hoca'nın geçen sezona oranla hatta ondan önceki sezonlardaki gibi olmadığını ve performans düşüklüğü yaşadığını söyleyebilirim Şenol Hoca'nın. Sahadaki oyuncuların da yaş ortalamasının yükselmesi sebebiyle mücadelenin 70. dakikasına kadar işler Beşiktaş adına genelde iyi gidiyor ama 70'ten sonra ciddi tempo düşüyor. İşte bu dakikalarda da Şenol Hoca'nın saha içerisinde müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu müdahaleler geç kalınca ya skor eşitleniyor ya da mağlubiyet söz konusu oluyor. Sivas Spor Beşiktaş'ın dişine göre bir rakip değil. Onlarda da ciddi bir değişim var. O değişimin sahaya nasıl yansıyacağını hep beraber göreceğiz. Ama ben Beşiktaş Sivas Spor maçında her şeye rağmen Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum. Ve milli takım arasına da Beşiktaş'ın 3 puanla gireceğini söyleyebilirim. Ben de Beşiktaş'ın Sivas Spor karşısında favori olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle ben Genk maçında Beşiktaş'ın performansı çok beğendim. Genk'in yani Türkiye Ligi'nin çok üstünde bir takım olduğunu düşünüyorum Gökhan. Yani Türkiye'de olsa şampiyonluğa oynayabilecek bir takım Genk. Beşiktaş şampiyonluğa yani 75... oynayacak diyorsun da vallahi inan bana çok mümkün ya değil ya. İnan bana oynar. Bu sezon olabilir. Müthiş bir takım. Mesela bu sezon olabilir. Abi ama geçen sezon organizasyonu müthiş takım ya Gökhan. Yani her abi anlamda alternatifleri yok ya. Çok çok geniş bir kadro yapısı yok yani. Onu bilmem ama oynadıkları futbol bence müthiş. Yani her anlamda çok iyi futbol oynuyorlar. Son dakikaya kadar bak, mücadele ediyorlar. Fizik üstünlükleri çok yüksek. Golü attıktan sonra 3 tane yani 3 ya da 4'e yakın net pozisyonları var. Yani bir anda mesela Beşiktaş mesela 75'ten sonra resmen havlu attı Beşiktaş. Evet ama işte yorgunluk. Yürüyecek hali kalmadı yani. Yorgunluk onu söyledim. O anlarda hocanın sahaya müdahale etmesi lazım. Şanssızlıklar da oldu o maçta. Şimdi Lens'in sakatlığı var, Lens yok. Forvet'te kim oynayacak? Babel mi? Mustafa Pek demek mi? Love mı? Larin mi? Mesela Larin'i unuttuk. Doğukan'ı yeni tanıştık Doğukan'la. Hani yeni tanıştık derken sahada ilk 11 anlamında yeni tanıştık. Böyle bir performansı vardı. Neden oynatmadım bu zamana kadar? Oyuncu tercihlerinin Beşiktaş'ta ilk 11 olmasa da sonradan oyuna girecek olan hamle oyuncularının Beşiktaş'ta sağ sonucu anlamında önemli olduğunu söyleyebilirim. Peki Trabzonspor bugün çok şu şeyi konuşalım ya Sampaoli'nin transferine ilişkin yalanladığını mı? Evet Fenerbahçe yalanladı ama Sampaoli'nin basın danışmanı adını telaffuzunda ciddi anlamda sıkıntı çekeceğimizi düşündüğüm Zeki Siçe yani. Tamam peki. Yani. Zeki diyelim. Zeki Siçe
kulübün... Bayılıyorsun bu işlere biliyor musun? Efendim? Bayılıyorsun. Ama ters bir şey söylemedim. Tamam doğru da. Zeki... Tamam oradan devam et abi. Yani Zeki Bey... Kulübün geçtiği yalanlama üzerine ajansa bir açıklama yapmış. Bu onların açıklaması. Bu gibi şeyler maalesef dünyanın her yerinde oluyor. Sampaoli'nin avukatı Barades'te çıkan haberleri okudu ve üzüldü. Ancak biz sakiniz ifadelerini kullanmış. Sampaoli'nin avukatı Fernando Barades'in Fenerbahçeli yöneticilerle bazı konularda orta yol bulamadığı ve görüşmelerin de bundan dolayı kesildiği öğrenilmiş. Kulüp tarafından yapılan yalanlamada görüşmelerin kesilmesinin ardından yani Fenerbahçe kulübü ya görüşüp niye bitiremiyor bir hocayı? Sampaoli kimdir abi? Nedir Sampaoli? Yapma abi. Hayır bir dakika. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'na gitti ya. O kadar hafife alma ya. Abi ben başka bir laf, başka bir şey söylüyorum. Kimdir derken kimdir mesela... Kimdir dersen olmuyor ya işte. Mourinho mudur? Mourinho'yu almak zordur ya. Mesela Zidane mıdır? Sampaoli'de... Zidane mıdır mesela? Yani operasyon... diyoruz ya mesela Barcelona, Real Madrid, birinci sınıf takımlardır diyoruz ya işte... Mourinho, Zidane, Pep Guardiola, evet. Conte, evet. Bunlar Klopp. Evet. Bunlar birinci sınıf ya. Bu da üçüncü sınıf. Sampaoli ikinci sınıf. Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıfa falan yazmam. Üçüncü sınıf abi. Üçüncü sınıf. Yazmam iki, yani ben. Tamam ben sen yazma abi. İki milli takım. Dünya çapında ikinci sınıf antrenördür Sampaoli. Ya başarıya bakacaksın abi. Tanınmışlık. Arjantin milli takımını ben de çalıştırsam. Ya Pekerman çalıştırdı abi Arjantin milli takımı. Nedir yani? Ben de çalışırsam Arjantin milli takımını, Şili milli takımını ben de çalışırsam ben de Güney Amerika ve Arjantin milli takımı sayesinde beni de dünya tanır abi zaten. Sen de bu işleri çok kolay zannediyorsun. Hayır kolay zannetmiyorum. Ben sadece dünya markası olmadığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe yönetiminin görüşüp de anlaşamadığı, belki anlaşamadığı derken uzlaşamadığı noktalar olabilir. Rakam yüksek gelmiş olabilir. Hayır beklenti... rakamdan değil abi. Sampaoli ile rakam üzerinde anlaşma sağlanamama durumu olmaz. Sampaoli ile nerede anlaşamazsın biliyor musun? Sampaoli der ki transfer ister. Der ki ben bu takımı inceledim. Bu takıma bir tane çok üst düzey bir tane santrafor lazım der. Bir tane çok üst düzey bir sol bek lazım der. Bir tane 6 numara lazım der. Yani bu takıma çok transfer lazım der. Anlaşamazsan orada anlaşamazsın. Anlaşamadığını da çıkıp söylemek niye bu kadar zor? Yani şimdi ben tabii ki şimdi bu Zeki Bey denilen arkadaşı arkadaşın doğru söylediğini ve Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını söylemiyorum. Benim için önemli olan Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu açıklama. Ama benim aldığım istihbarat da avukatıyla görüşmenin yapıldığı benim aldığım istihbarat da ama yalanlanmış olması yalan olduğunu göstermez. Yalanlanmamış olması da doğru olduğunu göstermez haberin. Ya şimdi Ersun Yanal'ı da yalanladı Fenerbahçe. Yani şimdi birçok antrenörle görüşüldüğünü yalanlıyor Fenerbahçe. Ama çünkü yarın bu antrenörlerden bir tanesini lak diye. Yarın lak olmaz. Ne yapayım? İyi geceler.